Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Farmer DNS'i için güncelleme geldi. Yani ikinci videodan sonra gelmişti. Keşke daha sonra çekseydim o videoyu. Her neyse. Yani güncellemede daha ilk videoda belirtmiştim. Hani bu kirlenme gelecekti. Balıkçılık gelecekti. Geldi. Şimdi artık balık oltası tutulabiliyormuş. Tutabiliyoruz yani farklı balık türlerini gölden. Bakacağız ona. Ondan sonra kirlenme var. Şimdi kirlenme farm ekspatte olan bir şey zaten. Şimdi tekrar buraya getirilmiş. Arazi durumuna göre işte yine hava durumuna göre araçlar kirlenebiliyor. Yine sürüşte bu tekerler falan ayar kirleniyor. Suya girdiğinizde ıslanıyor falan böyle. Onu fark edebiliyorsunuz. Garajda veya işte istasyonda, yakıt istasyonunda bunları yıkayabiliyoruz. İleride elle yıkıma gelebilirmiş. Bir de araçları artık boyayabiliyoruz. Öyle bir imkan da var. Islaklık efekti falan zaten söyledim. Otobüs durakları eklendi oyuna. Bir de suda yüzen balıklar eklendi. Fakat ben hani çok baktım da kirlenmemiştim. Tekrar oynarken deneyeceğim bunu. O zaman fark edeceğiz. Yani bir balya yapalım. Makineyi bağlayıp hani her yerde kirlenecek diye bir şey yok zaten, onu biliyoruz. Hani böyle toz toprağa girmiyor, aslında hemen yapışması gerekir ama işte malum traktöre bakınca hani hiç böyle kirlenecekmiş gibi durmuyor zaten. Balya yapalım bakalım nasıl oluyormuş. Bu yaz içeride ver, oradan çekelim. Aslında ben başka şeyler göstermek istedim ya. Neyse bu balya olayını gösterip öyle devam ederiz. Bir de işin garibi, yani videoyu geçtim, ben oynamak istiyorum aslında oyunu. Harbiden öyle bir durum var yani. Oynayıp yani, bir de işte insan böyle özellikler görünce normalde de istiyorsun ama işte bakıyorsun hep aynı şeyler, uğraşmıyorsun. Şimdi R'ye bastık. Ne dönüyor böyle sistem. Tamam. Şimdi almaya başladı oradan. Evet biraz, bir dakika. Ya bu evet, yine alma yerleri biraz garip, çok önceden alıyor. Ve farkındaysan zaten balyayı yani samanı biçer duvarda çok garip şekilde dökmüş, çıkartmış. Bu aslında kısmen gerçekçilik. Yine de uğraştıracak böyle toplarken. Tek bir sıra oluyor ya diğer oyunlarda. Basit oluyor öyle. Hiç uğraşmıyorsunuz. Balya geliyor mu? Geliyor. Evet, bir tane balya geldi. Bir inip, hayda, elimde yine şeyle indik. Heh tamam, elimle taşıma varmış, tamam varmış. İyi yani, bunu ne yapacağız işte, ağıra falan koyarım. Römorkün üzerine koyup öyle öyle şey yaparız. Böyle bir fotoğraf alayım ya. Öyle öyle zaten tüm hayvancılık için olan ihtiyaçları toplarız. Ya bu tabi elle taşıma olayı normalde olan bir şey zaten. Ama diğer oyunlarda olmuyor işte. Hatta şeye özellik gelmişti. Farming Simulator'a elle objeleri kaldırmamış da işte, ağır falan diyor. Mazeret gösteriyor. Halbuki kaldırılabilir yani. Ne kadar ağır olacak. Yukarıdan ses gelebilir. Matkap sesleri falan. Şeyler deliyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok onun içinde. Pek konuşmayıp hani aradaki sesi kesmeye çalışacağım. Çok hızlı gitmemiz, yani cruise kontrol yapınca biraz saçma oluyor ama. Çalışma genişliği 3 metre falan galiba. Normalde daha kısa ama traktörün genişliğindeki ya da hani balya makinesinin genişliğindeki, yani genişliği kadar bir alanı alabiliyor rahatlıkla. Hani dağınık olması önemli değil.
Parça sağa sola gitti ama şu an öyle bir şey yapmıyorum. Şu an lastiklerde bir ufak böyle toz birikmesi gibi bir şey var sanki, değil mi? Bana mı öyle geldi? Ya bir ayar açmanıza gerek yok ama ben hani bayağı bir denedim de olmamıştı. Önceki girdiğimde. Yani güncellemeden sonra hemen girdiğimde. Yani zaten böyle bir şeyde kirlenmez ama toz toprak zaten çıkıyor. Bu belli bir süre sonra birikebilir üzerinde doğal olarak. Ama lastiklerde belli yani şu an. Hafif o dişlerin arasında kum birikiyor. Ya tabii saman da üzerinden, yani balyanın üzerinden geçtik yani o da kötü oldu. Ya böyle çok hata var, çok eksik var. Evet lastikler, yani lastikte çok hoş kirlenmeye başladı ya. Ayda yani çok güzel görünüyor yani böyle ilginç. Hani pat diye böyle bir aracın zaten yani kirle temas etmeyen yerlerinin kirlenmesi zaten saçmalıktır, onu biliyoruz. Ama hani hiçbir şey demiyorsunuz olunca öyle geçiştiriyorsunuz. Yani etlisiye gide mesela hiç kirlenme yok yani, şimdi ona bakacak olsak değil mi, bak dişler bak yavaş yavaş bak daha da artmaya başladı geçtikçe, güzel. Yani etlisiye gide mesela hiç kirlenme yok, ben yani kirlenme gibi bir şeyin olmaması hala çok üzüyor yani, çok eksik hissettiriyor her şeyi. Çamurdan gitmesen bile yani araç kirlenir yani, yapacak bir şey yok. Toz toprak yani yolda gidiyorsun, ne fark eder, her yerde kirlenebiliyor araçlar. Bu balyalar biraz daha ufak, ondan taşınıyor. Yani diğerlerinde daha büyük makinelerde balyalar ağır olabilir yani zaten biliyorsunuz. O zaman kaldırmak zor. Bak görüyor musun şu an? Dingiller, dingil, yani jantların içi de zaten kaplanmış durumda. Buraya daha başlamamış kir. Bak jantlar görüyorsunuz birikmiş. Yine bu ekipmanı da lastiklerinde toz toprak var. Jantlarda da var aynı şekilde. Ekipman yavaş yavaş kirlenip. Tabii toz uçup gidiyor şimdi. Kalacak hali yok da. Şimdi elle yıkama makinesi geliyor. Bir hortumla satıyoruz buraları. Şimdi ne yapacağız? Şimdi balya makinesini içeri koyalım tekrar. Balyaları toplamak lazım şimdi, bu römorkün içine atmak lazım. Tabii kapakları açamıyoruz ama. Yok yani yere bırakıyoruz sadece. O zaman şöyle burada nereye koyabiliriz balyaları? Ya da bir dakika. Ağır zaten burası yani. Burada bir yere dizmek lazım. Ya da şu an için tarlada bırakmak lazım. O büyük bir iş istiyor. Hatta ben gidip bir tane hayvan bile almak istiyorum da. Neyle besleyeceğim onu? Saman var zaten. Balya var yani.
Römork geçti üzerinden. İlginç. Neyse bunu burada bırakıp göllere bakalım arabayla. Orada bir balıklara bakalım artık. Ya, olta falan nereden alacağız yine şeyden mi? Marketten mi alacağız? Şu kadına bir bakalım. Balıklar nasıl yüzüyor bir görelim ya. I'm busy. Tamam ya, hep bir meşguliyet. Ölmezsek iyi de ben bir yemek yiyeyim. Tamam. Ha balık orada. Ha şurada bak balık gördünüz mü? Elini tutacağım. Harbiden eklemiş adamlar ya. Bildiğin eklemiş abi, iki tane gördük. Fotoğrafını çektim. Yani gölün içine kadar girdim. Orada olta var. Onu bir alayım. Şimdi bir de oyunda yeme mekaniği var yani. Şimdi yemek zorundasınız. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Böyle olunca şimdi balık tutmanın da bir olayı oluyor. Şimdi normal balık simülatörü mesela en son çıkan Ultimate Fishing Simulator var. Onda tamam tutuyorsunuz da pek ilgi göstermiyor insan. Çünkü yani tutuyorsun, para kazanıyorsun, seviye ilerliyor böyle. Farklı balık türlerini tutuyorsun. Farklı oltalar, farklı yani simülasyon var ama yani ardı devamı yok. Tekne bile eklediler ona ama devamı yok. Hani devamı olan şeyler lazım. Devamı olan şey de çiftlikte oluyor. Ya da işte DayZ'de mesela balık tutma şeyleri de var. Hani çeşitli survival oyunlarda. Ya balık dedim biz olta olarak baktı bu kürek ya. Bu aldı oltaya gidiyor ya. O zaman bir olta almaya gidelim. Arabayla. Tutamadı zaten. Belli yani. Otobüs durakları burada. Şu şeye bakalım mağazadan bir şeyler alalım marketten. Yiyecek bitiyor bende de para da aslında şey sıkıntıda. Hani paramız da yok ama. Good to see you. Can I help you? Care to trade? Sure. What do you need? Ha, bu böyle alabilecek bir şey. Tamam. Olta burada. 212 euro nedir ya? Ne kadar balık tutacağım da ben onu alacağım. Yüzük ha, bu şeyleri takıları kadınlara verebiliyorsunuz aldığınızda. Yine çikolatalar var, gül var. Acayip bir oyun olmuş yani. İlginç. İlginç, ilginç yani. Garip. İki tane değil de ben iki tane elma alayım. Bir tane ya bir süt alayım da pahalıymış ya. Bunlar. Satsak daha iyiydi yani. Satalım da satış fiyatı düşük. Ayda. İlginç ilginç yani güzel. Testereler, elektrikli testereler falan bunu kesebiliyorsunuz. Ya bununla bitkileri kesiyorsun. Otları. Bununla da ağaçları, ufak ağaçları kesiyorsun. Bu da hoş. Güzel. Neyse tamam pek şey etmeye gerek yok burada. Gördü göreceğimizi. Balık tutma faslı başka bir videoya kaldı artık. Para lazım. Ben en iyisi malı satayım. Yani orada 3 ton buğday var. O buğdayı yavaştan. Aa bak yok oldular. Hayda. Onu değirmene satacağız. Ya da buraya. Tonla buğday 360 euro vermiş. Tarım pazarı. 360. Değirmen. Ne kadar veriyor? 576 ton tona mı? Oo iyiymiş. Bu ne yazdı bu kadar? Ya başka böyle fabrika tarzı şeyler yok ya.
Bak burada insanla tanışabiliyoruz da ben oraya gittim falan da içine girmedim. Biraz şehir tasarımı çok garip olmuş. Böyle evler birbirine çok yapışık. Böyle caddeler falan yok. Çok sokak araları falan var. Çok garip olmuş yani. O zaman 3 ton buğdayı satalım. Yani balya bu videoda zaten yeni güncellemenin şeyini gösterdik. Hem kirlenme efektini gördünüz, hem balık olayını gördünüz. İşte ne alabiliriz marketten onları gördünüz. Hem de balya makinesiyle oynadık biraz. Oynadık. Ya bir çiftlikteki gündelik yaşamı oyun konu ediyor aslında. Hani gösteriyor yani harbiden. Onlar ne yapıyor? Sen de onu yapıyorsun. Ya bir de bilen biri olarak söyleyeyim yani. Böyledir. İş bitmez. Dışarıdan. Evet, boşalttık. Bu herhalde başka bir ürün eklediğimizde şey olacak. Seçim ekranı çıkacaktır. Boşalttık. Şimdi tarım marketine gidelim. Ya para lazım. Yani 3 ton. Yani burada 1500 euro kazansak iyidir. Bir de bu kadar şeyi düşününce alacaksınız ya, masraf var. Daha da bir hoş oluyor. Yani parayı böyle gerçekçi kullanıyorsunuz oyunda. Yani sürekli araç almak falan değil yani, ya da işçi masrafları vesaire şeyler değil. Araç bakım masrafları gibi her gün şeyler yüklenmiyor. Hani bir hesap kitap yapıyorsunuz, o da hoş hissettiriyor. Yani o moda girebiliyorsunuz. Ya videonun ya ikinci videoda daha doğrusu şeyden bahsettiğini galiba kestim ya doğru orası, çünkü ben seri yaparken anlatmıştım da kestim uzamasın diye. Ya şeye sevindim. Oyunun harcanmadığına sevindim bir kere. Farmer DNS ile yeni bir kimlik yaratıldı, yeni bir isim yaratıldı. Düzenlemelerle işte bu RPG öğeleriyle birlikte yeni bir oyun yapıldı. Yani oyun motorundaki ya da oyundaki özellikler herkes tarafından bilindi, tanındı artık. O mutlu ediyor yani, çünkü öteki türlü yazık olmuştu Farm Expert'te. Çok güzel özellikler vardı ama bir türlü onu pazarlayamıyorlardı, bir şey yapamıyorlardı. Seviyorlardı insanlar ama yani bunda olduğu gibi olmuyordu. Ama bu Farmer DNS ile hani hak ettiği konuma geldi. Yani insanlar öğrendi artık. O yüzden Farm Expert'i belirtmek zorundayım yani. Tamam, ayrı bir oyun olabilir, ayrı bir firma yapabilir ama yani sonuçta Farm Expert bu. Hani o yıllarca işte, hani birkaç yıl onu gördük. Ondan öncesi de var zaten. Hani bu konuma gelebildi yıllardır geliştirilerek. Yani diğer oyunlar da böyle olmak zorunda. Catan and Crab şey geç çıkıyor diye, geç geliyor diye, yani kimisinin amacı farklı işte. Gerçekçilik istiyorsa, bir sürü böyle uçuk uçuk özelliklerden bahsediliyorsa geç çıkacak tabii doğal olarak her şey. Pat diye olsun istiyoruz da olmuyor işte. Yani bir sürü oyun erteleniyor. Ama ardı ardına yani bunu oynayıp bitirdikten sonra Mart'a kadar Mart'taki Pure Farming ile devam edebilirsiniz. Ondan sonra zaten artık yeni Farming Simulator duyurulacak. Yazın zaten onu bekleyeceksin falan, ondan sonra çıkacak. Nasıl olacak bakacağız. Şimdi yükümüz olduğu için biraz daha zor çıkıyor. Bu da hoş olmuş. Tabii güncellemede yani diğer hatalar falan düzeltilmiş. Ama şu an bununla ilgili bir şey göremedim ben, ama yine de yeni böyle yani bu şekilde rampa çıkarken yüklüyken yavaşlıyor araç ama sonra hızlanıyor falan, tekrar düştü hız. Evet, burada paraya para demeyeceğiz gibi görünebilir ama diyeceğiz ya. Şimdi bir de onun geri gitmesi var. Geri giderken tarım mağazasına gireceğim. Orada size birkaç şey göstereceğim. Hatta belki bir şeyler alırım. Çünkü şey lazım. Yani hayvan alabiliriz belki bir tane artık. Evet, para hemen arttı gördüğünüz gibi. O 2239 oldu. Güzel. Paramız var. Yani ilk defa bir oyunda, çiftlik oyunda
bu kadar paramız olduğuna seviniyorum. İlginç. Şey olur ya, iki tane inek alırsın filan. İki tane inek alıp seviniriz filan. İki tane ineğimiz var, onlara bakacağız çiftlikte. Şimdi burada enter'a bastığımızda girebiliyoruz. Burada tohumları alıyoruz doğal olarak. Ondan sonra yine ot da alabilirsiniz. Başka inekleri ve tavukları alabiliyoruz. Domates alabiliyoruz, bal kabağı alabiliyoruz. Bunları alabiliyoruz. Şimdi yani gübre de alabilirsiniz. Stokta olan şeyi de gösteriyor size. Stokta kaç tane var kendi deponuzda? Mesela 10 tane domates varmış bende. Geri baktığımda stokta mesela bunlardan hiç yokmuş. Ama buğday stoğu varmış, 740 kilo. Bu tohum olarak olan şey. Bu varmış, tamam. İneğimiz hiç yok zaten. Şimdi 2 tane inek 1000 euro zaten. Neyse, 2 tane inek aldım ben ya. Vallahi aldım yani. Yani artık başlayalım. İneği aldık. İnekler nerede? Gitti zaten inekler oraya. Oraya gittiğimizde gösteririm. Bir sonraki videoda artık hayvancılığa adım atarız. Onları besleriz. Süt sağarız filan böyle. Acayip acayip işler peşinde koşarız yani. Bir de ben kanalayı da biteceğim. Oradan da gelen parayla hani. Zaten bir ömür benim tarladan boşa gitmişti. Silo bozuktu. Oradan zaten bir zararım var. Yani oradan benim galiba 5000 euro falan bir zararım var gibi duruyor. Aşırı bir zarar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.